Değerli izleyenler merhabalar. Nasıl bilirsiniz serisinde bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı soruyoruz. Şimdiden iyi seyirler efendim. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl bilirsiniz? Herkes nasıl biliyorsa biz de öyle. Mesela. İyiye iyi, kötüye kötü. Nasıl biliriz? Yani ülkeye faydası olan ama şu son dönemi soruyorsanız da faydasından çok zararı gözüküyor artık. Evet. Yani ekonomi evet kötü mü kötü. Dünya genelinde var zaten böyle bir problem ama sahibin etkisi ne kadardır? Benim devlet olarak görmem zaten mümkün değil. Halk olarak da zaten görebildiğim kötü. Bu kadar. Teşekkürler. Siz rica ederim. Reşit olduğumdan beri ona oy veriyorum. Evet. Herhalde bu saatten sonra da öyle olacak. Bu kadar. Anladım. Teşekkürler. Sağ olun. Size soralım. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirim? Nasıl? Çok güzel. İyi bilirim. Niye bilmeyeyim ki? 20 senedir yaptığını neler yaptı görmüyor musun? Mesela neler yapıyor? Her bir şey yapıyor. Her bir şeyden. Her bir şey yap. Her hizmeti yapıyor. Mesela? Ya mesela nasıl mesela? Ya görüyorsunuz da. Mesela örnek adam evinde hasta bakıcısına para veriyor. Evet. Okulların defterini, kalemleri, kitapları veriyor. Daha ne yapacak adam? Başka ne yapacak? Yolları yaptı, her tarafı yaptı. Mesela Samsun'a 12 saatte gidiyoruz, 8 saatte gidiyoruz. Samsunlu musunuz? Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl bilirsin? Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Evet. Rabbim güç kuvvet versin. Ne diyelim? Şu zamanda ve bütün dünyanın 7 düvelin bir araya gelip ve bu insanın üzerine bütün yoğunlaşmak gördüğümüz kadarıyla ve tek dertleri yıkmak yani. Ben bunu görüyorum. Ha, Allah da izin vermeyecek Allah'ın izniyle. Onlar istediği kadar oyun kursunlar. Rabbimin de bir oyunu var. Oyun tuzak kuranlar en güzel tuzak kuran Rabbimdir yani. Ben o yüzden Tayyip Erdoğan'ı Allah razı olsun. Yani, vatan için çalıştığına eminim yani. Bu da Recep Tayyip Erdoğan için. Anladım. Rabbim onu da kuşunu yırtırsın. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl bilirsiniz? İyi biliyorum. Evet. İyi güzel bir yönetici. Ama yapmadığı şeyler de var yani. Mesela ne? Bu şeyi çıkarması lazım yani. Emeklilikte yaşa takılanlara bir çözüm getirmesi lazım. Yoksa şimdiye kadar hep oyum ona gitti ama kesinlikle oy vermem ona bir daha. Evet. Çıkarması yani. Ben kendi şahsımı böyle düşünüyorum. Çok iyi bir özellik. İyi biriymiş. Evet. Öyle diyor hanım. Ne diyorsun? Hanım öyle diyor. Elhamdülillah. Başım üstünde yeri var. Evet. Ne diyorsun yine kazanacak mı? Bir şey demeyeyim. Ben ne diyorum? Başım üstünde yeri var. Bitti. Evet. Anladım. Bitti. Teşekkür ederim abla. Sağ olasın. Recep Tayyip Erdoğan nasıl bilirsin? Abi tamamen ticaret adamı. Ticaret. Yani kesinlikle yani Cumhurbaşkanlığında olmaması gereken bir kişi olduğunu düşünüyorum abi. Kesinlikle evet. Ticaret adamı abi. Ticaret adamı. Tabii. Ticareti kesinlikle. İyi yapar diyorsun. Kesinlikle abi. Ben oyumu vermeyeceğim abi vatandaş olarak. Evet. Benim oyum vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Abi onlar satar değilse sen ne yapıyorsun abim ya? Gözünü seveyim CHP abi. Satar böyle söylüyorlar zaten. Böylece izliyorlar ya. Böylece izliyorlar. 20 senedir abi, zaten. Ya, ne yapıyorsun abi? Kurban olayım abi, ya. Abi bir müsaade eder misin? Ama yani konuşur. Olmayacak bir şey söylüyorsunuz. Abi sen de konuş abi. Abi ama müsaade tamam. Tamam buyurun müsaade olmayacak bir şey söylüyorsunuz. Şimdi 20 dönem oldu yani 20 sene oldu. 25 sene oldu. AK Parti hep göz önünde. Yani farklılık olması lazım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmesi lazım. Veya başka partiler de olabilir ama benim hani tercihim, gönlüm Cumhuriyet Halk Partisi abi. Anladım. Kesinlikle. Kardeşim onlar HDP'li. Bence yani gelip bunları da görmemiz abi, lazım. Abi CHP HDP'yle iş tutuyor ya, PKK'yla iş tutuyor. Gözünü seveyim bana oyun verilir mi? Kurban olayım ya. Abi, Müslüman adamsın yapma gözünü seveyim ya. Müslümanlıkla bunun abi, alakası yok. Abi ya. Yapmayın bunun lütfen ya. Vallahi. Ya devletin ne diyorum sana bak. Eğer Tayyip Erdoğan. Bak şimdi. Görüşlere saygı duymak lazım. Tamam, size ben gidiyorum. Tayyip Erdoğan nasıl bilirsiniz? Abi Allah onu başımızdan eksik etmesin. Vallahi satarlar bizi. Ben sana ne diyorum? Devletimizi paselleyip verirler. Sen ne diyorsun abi? Satılmıyor mu mesela? Hiçbir şey satılmıyor. Yok abi şu an ne satılıyor abi? Hep onu karalama kampanyası var. Yalan dolan, iftira her şey var abi ya. Yani Allah'tan ne diyorum bak. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Eğer o giderse bu devlet biter bak. O kadar söylüyorum size. Başka bir şey söylemem. Çok iyi bir insan. Bize çok yardımcı oldu. Devletimize sahip çıkan insan. Evet. Allah ondan razı olsun ama kapalıda ve açıkta yatanlar için de hafif istiyoruz. Cezaevinde yatanlar için hafif istiyoruz. Evet, eşim cezaevinde. Evet. Çocuklarım var 7 tane. Ben kendi başıma onlara bakamıyorum. Allah razı olsun. O olmadan olmuyor yani. İyi biliriz. İyi bilirsiniz. Evet. Neden iyi bilirsiniz? Allah razı olsun. Bizim için çok güzel yenilikler yaptı. Ülkemizi yükseltti. Yollarımız, köprülerimiz, sanayimiz, her şeyimiz güçlendi. O yüzden onu seviyoruz. Herkes hakkını alabiliyor. Kimseye açık kapalı ayrım yapılmıyor. Herkes istediği yerde görev alabiliyor. O yüzden memnunuz. Recep Tayyip Erdoğan en iyi insan dünyada. Öyle diyorsunuz. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü değiştirdi Türkiye.
Her... Siz nerelisiniz? Ben Kosova'dayım. Kosova'dan geldim. Arnavut. Arnavut. Evet. Çok güzel. Ben Fehime Gaşiz Rusufi, Kosova'da yaşıyorum şimdi. Evet. 7 sene burada yaşadım. İstanbul'da okudum. Evet. Ve en güzel hayat buraya geçirdim. Anladım. Tayyip Erdoğan sayesinden. Anladım. Onun için Allah razı olsun. Bu kadar Müslüman iyi davranıyor. Bu kadar insanlar sadece Müslüman evet, değil. Çok iyi davranıyor. Allah sağlık ve çok uzun ömür versin. Biz hep dua ediyoruz onun için. Tamam, biz 45'i insanlar geldik Kosova'dan. Evet. Hepsi aynı fikir. Ama hepsi çok Recep seviyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı sorun siz. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Çürşen yeti Recep Tayyip Erdoğan'ı. Nasıl biliyorsunuz? E një përmes miqësisë që e ka dhe dashurisë që shprehaj për Kosovën vazhdimisht dhe kujdeset gjithëherë për vllazërit e tij në Kosovë. O kadar Kosova'da seviyor, bizi de çok seviyor ve çok yakın hissediyor bizim birbirine. Onun için biz ondan dolayı tutanıyoruz onu. Anladım. Një shumë sinjeri i mirë, që ka bo shumë për venin e vetë maspore, por edhe ven, edhe për ven e tjera balkanike ka bo shumë Erdoğan, edhe bonende. Ben tanıyorum çok iyi bir insan. Evet. Kendi ülke için çok iyi, çok şeyler yaptı. O da Balkan sen için çok şey yaptı. Allah razı olsun onun. Teşekkürler efendim. Abi Recep Tayyip Erdoğan nasıl bilirsiniz? Valla önceden kendisini çok iyi bilirdik. Evet. 20 sene önce çok iyi niyetle, çok güzel vaatlerle göreve başladı biliyoruz. Evet. Ama şu anda geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Ne var abi noktada? İşsizlik, hayat pahalılığı, hukuksuzluk hepsi üst üste şu anda. Evet. O yüzden şu anda öyle biliyoruz. Evet. İki farklı Erdoğan tanıyoruz biz. 10 numara. 10 numara. Onu bilen bilmiş zaten. Nasıl? Bilen bili. Bilen bili. He. Kim bili? Ela herkes bili. Ela herkes bili. Sen neresin kurban? Ben Vanlıyım. Vanlı, ooo güzel. Abi sen ne diyorsun? Valla... Ne bileyim... Beğeniyoruz. Değerli izleyenler, videomuzu izlediniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyorsunuz efendim.